Ana Haber Bülteni'nden iyi akşamlar sevgili seyirciler. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşananlara değindi. Süreniz 10 dakika, buyurun. Bugün Kazan için hep birlikte bir şeyler yapıyoruz. Bunu en çok hak eden ilçe için yapıyoruz. O gece demokrasiye sahip çıktıkları için, ülkelerine sahip çıktıkları için, kendi yaşamlarını Türkiye'nin özellikle parlamenter demokrasinin ve Türkiye'deki yerleşmeye çalışan ve bir daha darbe olamaz, olmayacak dediğimiz bu güzel ülkede yeniden darbeler dönemine karşı direndikleri için bu unvanı hak ettiler. Bu konuda kürsüye çıkan tüm konuşmacıların yaptığı övgüler ne kadar yapılsa azdır. 15 Temmuz gecesi burada yaşananlar anlatıldı. Bu meclis 15 Temmuz'da kapalıyken siyasi partiler geldiler, meclisi açtılar, darbeye karşı koydukları net ve tavizsiz tavırla açıkça kendilerini burada hedef ettiler. Ve daha sonradan görüyoruz ki belki birkaç saliselik farklarla o gün burada bulunan 94 milletvekili ölümün kıyısından döndüler. Ama kimsenin aklından o gece ölüm korkusu geçmiyordu. Darbecilere karşı direnmek, Türkiye'yi, demokrasi ve en önemlisi milli iradenin tecelligahı bu meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve parlamenter sistemi savunmak geçiyordu. 15 Temmuz'a nasıl geldiğimizi görmezsek bir daha 15 Temmuz'ların nasıl yaşanmayacağı ile ilgili söyleyeceklerimizin hiçbirisinin bir değeri olmaz. Bugün darbeyle mücadele ederken Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel yaklaşımı şu: elbette bir yeni kapı ruhu vardı, yoktu. Yeni kapı demek muhalefet partilerinin gidip iktidar partisine verdikleri bir açık çek demek değil. Bir boş senet imzalamadı kimse veya bir A4 kağıdın altına imza attık da bundan sonra siyasi hayatımız boyunca üstünü doldurursunuz, biz de buna katlanırız demedik sizlere. Yeni Kapı'dan 12 maddelik bir manifesto okuduk. Bugün o 12 maddeyi okuduğunuzda yerli yabancı herkes, demokrasi konusunda kafa yormuş, hukuk devletine inanan herkes o demokrasi manifestosunun özüne ve lafzına itiraz edecek hiçbir şey yok. Ama bugün Türkiye'de darbeyle mücadelede nerede yanlış yapılıyor derseniz madde madde okuyun. O gün ne önerdiysek bugün hayata geçirilmediği için Türkiye'yi uluslararası camiada, Türkiye'de hatta ve hatta bu meclis nezdinde sıkıntıya sokan tüm uygulamalara karşı Yeni Kapı'da bunu sakın yapmayın, bu mücadeleyi böyle yaparsak olur diye söylemiştik. Darbenin panzehri hukuktur. Darbenin panzehri demokrasidir. Aynı zamanda bir sonraki darbenin aşısı da, darbeye karşı ülkeyi aşılayacaksanız ve böyle bir mikropla, hastalıkla karşı karşıya kalmayacaksanız o da hukuktur, o da demokrasidir sonuçta. Sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda çocuk istismarına yönelik bir konuşma yaptı. Sayın Yıldız Biçer. Sayın Başkan, 2014 torba yasa değişikliği, 2015 ve 2016'daki Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları çocuk istismarına yönelik kanun maddelerinin içini boşaltmıştır. Bu durum istismarcıların nasıl olsa cezalar düşük, bir şekilde bu işten sıyrılırım düşüncesiyle hareket etmesinin, cezadan kurtulmak için de mağdur çocukla evlenerek bir ömür boyu istismara devam etmesinin önünü açmıştır. Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikler failler için bir ödül, mağdurlar için ise ikinci bir mağduriyettir. Tüm Türkiye istismar mağduru çocuklarını ağlarken kanunlarımız çocuklarımızın istismarını önlemek yerine faili yüreklendirmeye devam etmektedir. Çocuk bedenine kimse dokunmasın. Çocuklar için adalet istiyoruz. Sevgili seyirciler, ETV geçtiğimiz günlerde Selimşahlar Mahallesi'ndeki camide musalla taşı olmadığını duyurmuştu. Vatandaşların tepkilerini dile getirdiği haber ses getirdi. CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Semih Balaban duruma el atarak caminin önüne musalla taşı yaptırdı. ETV ve Denge gazetesi geçtiğimiz günlerde Şehzadeler ilçesi Selimşahlar mahallesinde TOKİ konutlarının bulunduğu sokağa gitti.
Burada bulunan vatandaşlar ETV muhabirine ve beraberindeki CHP Şehzadeler İlçe Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Karaduman'a sorunlarını anlattı. Vatandaş, camilerinin önünde bulunması gereken bir musalla taşının olmadığını, vefat eden yakınlarının tabutunu yere koyduklarını belirtti ve dert yandı. Denge Gazetesi'nin ve ETV'nin haberinin ardından duruma el atan CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Semih Balaban, hemen mahalleye giderek eksiği yerinde gördü. Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanlığı olarak camideki eksikliği gidermenin sözünü verdi. Semih Balaban aynı gün musalla taşını camiye yaptırdı. Mahalle sakinleri Semih Balaban'a ve CHP'ye teşekkür etti. Sevgili seyirciler, geçtiğimiz hafta Roman Kökenli, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Özcan Pulcu ve Manisa Milletvekili Tuğrul Yıldız Biçer'in yaptığı ziyaretler sırasında Roman Mahallesi'nin belirtilen sorunları çözüme kavuşturuluyor. Ülkenin ilk Roman vekili olan CHP İzmir Milletvekili Özcan Pulcu geçtiğimiz günlerde Manisa'yı ziyaret ederek Roman vatandaşlarla bir araya geldi. CHP'li Pulcu, beraberinde CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve partililerle birlikte Selim Şahlar Mahallesi'nde Roma vatandaşların sorunlarını dinledi. Bu ziyaretler sonrası Pulcu, CHP il ve ilçe yöneticileri sorunları çözüme kavuşturmak için kolları sıvadı. Bu noktada görevlendirilen CHP Şehzadeler İlçe Yönetiminden Ayşe Karaduman, Selim Şahlar Mahallesi'nde kapı kapı dolaşarak önemli sorunları rapor halinde topladı. Kayıt altına alınan bu sıkıntılar ardından ilgili mercilere iletilecek ve çözüme kavuşturulması için konunun takipçisi olunacak. Sorunları tek tek not alarak rapor halinde oluşturan Karaduman yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Bugün burada güzel bir olay için bulunuyorum. Daha öncedeyken Denge Gazetesi'nin özel haber yaptığı, bizimle TOKİ sorunlarını, dertlerini dinlemeye gelmiştik. Musalla taşı istemişlerdi. Birçok sorunu var tabii ki. Musalla taşı istemişlerdi. Bunu sağ olsun Cumhuriyet Halk Partisi Başkanımız Semih Balaban ertesi günü derhal gazetenizi okuyaraktan bu haber, bu şeyi, musalla taşını yaptırdı. Daha öncedeyken geldiğimizde birçok sorun, binlerce sorunlar karşılaştık. Burada öğrencilerin okula geri döndürülmesi, forma nedeniyle kırtasiye alamamaları, ilk bunun üstüne duracağız. Özcan Pusçumuza getirdi buraya, biliyorsunuz Türkiye'nin ilk Roman vatandaş, Roman milletvekilimizi. Onlar sorununu dinledikçe şok oldular. Tabii sorunları Özcan vekilim çok iyi biliyor ama buradaki büyük sorunlara şok oldu. Çocuklarınızı okutun dedi. Okutun dedi ama Roman arkadaşlarımıza dedik, biz dedi kırtasiye alamıyoruz. Kırtasiye, defter, kalem alamıyoruz. Karaduman en büyük sıkıntının eğitim olduğunu belirtirken Selim Şahlar'da okuma yazma bilmeyen ebeveynler için gece kursunun açılacağını belirtti. Artı biz de şunu istemişlerdi, biz Semih Başkanı'na geldiğimizde gece okulu gibi eğitim istediler. Okuma yazmamız yok dediler anneler, babalar. Bunlar için de hazırlığımız var. Şu an yapma aşamasındayız. Gece okulu herhalde olur. Geceleyin, çünkü çalışan olduğu için geceleyin okumak için sınıf açmayı düşünüyoruz. Yani elimizde geldiği kadar dertlerine çözüm olmaya çalışıyoruz ama ne derece olabiliriz, ne derece faydalı olabiliriz bilemiyoruz. Mahalle sakinlerinden ve aynı zamanda Roman Derneği Başkan Yardımcısı Süleyman Kargı, yaşadıkları alan olan TOKİ'de sorunların bir türlü bitmek bilmediğini belirtti. Bizim TOKİ'nin sorunları bitmek bilmiyor. Tabii bu okul, o daha bir darbe vurdu. Geçen çocukları, formaları yok diye geri göndermesi temelli bir ayrımcılık yaptı müdür. Yani gerçekten milleti kışkırıyor gibi sanki. Vatandaşlardan Mehmet Emin Özmen de konuşmalarında en önemli sıkıntımız eğitim, bunun yanında fakirlik, işsizlik sözlerini sıraladı. Birinci sorunumuz burada eğitim. Eğitimde bayağı bir zorlanıyoruz burada. Kendimiz fakiriz, devlet yine de Allah razı olsun diyelim buraya TOKİ'ye attı bizi ama burada affedersiniz ne içme suyumuz düzgün, ne bir şey. Hani burada açık cezaevi gibi bir yer desek daha güzel olur buraya. İş yok, güç yok, hiçbir şey yok. Çocukları okula gönderiyoruz, affedersiniz bir defter alamıyoruz ya da bir ayakkabı alamıyoruz diye çocuklar okuldan dışlanıyor. Bir diğer vatandaş Erdoğan Örs ise şu sitemlerde bulundu. Neymiş? Roman çocuğu balici oldu. Yok esrarcı olur, faaliyet yok.
olur, hırsız oldu, olur. Çünkü yok, çocuğa eğitim yok, ilgilenen yok. Anne baba sabah gidiyor işe, oraya buraya ekmek parası getirmek için onlara. Onlarsa sokakta, burada okul yok, bir şey yok. Tabii ki böyle hırsız da olur, hırsız da olur böyle bir çocuk. Okumak istiyorum ama defterim yok, eşyam yok diye beni okula almıyorlar. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi'nde geçtiğimiz ay başlayan vergi affı yapılandırmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Eylül ayı başında başlayan borçların yapılandırılmasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Geçtiğimiz ay Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen 6736 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılması 25 Kasım'da sona eriyor. Kanunun yürürlüğe girmesinin hemen ardından vatandaşlara duyuru yaparak yapılandırma çalışmalarına başlayan Şehzadeler Belediyesi'nde yapılandırma çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Eylül ayı başından itibaren yaklaşık 950 vatandaşın Şehzadeler Belediyesi'ne olan borçlarının yeniden yapılandırılması için başvuruda bulunduğunu belirten Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, kanunda belirtildiği şekliyle vatandaşlarımız borç miktarlarına göre faizlerde indirime gitme imkanı bulup 6, 12 ve 18 taksitte ve 2 ayda bir ödeme imkanıyla borçlarını ödeme kolaylığına kavuşmuş oldu. Söz konusu kanun kapsamında borçlarını ödemek isteyen vatandaşlarımız için son başvuru tarihi Başbakanımızın yapmış olduğu açıklamayla 25 Kasım'a kadar uzatılmıştır. Vatandaşlarımızın bu tarihi fırsattan yararlanmalarını bekliyoruz dedi. Sevgili seyirciler, Yunus Emre ilçesine bağlı Yunt Dağı bölgesi Demirci Mahallesi'ndeki kayalıkların arasından süzülen ve her derde deva olduğu söylenen şifalı su, Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşların uğrak yeri oldu. ETV ve Denge Gazetesi'nin araştırmasına göre Demirci Mahallesi'ndeki şifalı kaynak suyu özellikle başta prostat, akciğer, kolon kanseri ve mide kanseri olmak üzere her türlü kanser türlerinin, cilt hastalıklarının, vücut yaralarının iyileşmesini hızlandırıyor. Böbrek taşlarını, şeker ve tansiyonu düşürüyor. Sağlık açısından çok önemli bir değer taşıdığı söylenen şifalı su için mahalleliler yetkililerden şifalı suyun bulunduğu noktaya öncelikli yolların yapılmasını, devlet imkanlarıyla bir tesis yapılmasını ve sağlık turizmine açılmasını istiyor. Sevgili seyirciler, Şehzadeler Belediyesi Veziroğlu Sosyal Tesisleri inşaatı hızla devam ediyor. Geçtiğimiz Ağustos ayında düzenlenen bir törenle temelleri atılan Şehzadeler Belediyesi Veziroğlu Sosyal Tesisleri inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. A blokta iki katının yapımına başlanan sosyal tesiste B blok yapımı için temel atma çalışması başladı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Veziroğlu Sosyal Tesislerinin inşaatının Nisan ayı başında tamamlanacağını ifade etti. Sevgili seyirciler, il genelinde başlattığı asfalt hamlesi kapsamında uzun yıllar boyunca asfalt atılamayan mahalle yollarını asfaltla kaplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'e bağlı Kalemoğlu ve Çiçekli mahallelerini sıcak asfaltla kapladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi gerçekleştirdiği çalışmalarla vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Manisalıların daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlaması amacıyla il genelinde asfalt hamlesi başlatan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılında 2250 kilometre yolu asfaltla buluşturdu. Yürütülen çalışmalar kapsamında Gördes Akisar yolunun Kalemoğlu ve Çiçekli mahalleleri yol ayrımından başlayan ve Çiçekli mahallesine kadar devam eden yolda 11 kilometrelik sıcak asfalt uygulaması gerçekleştirildi. Uzun yıllardır asfalt atılmayan ve büyük ölçüde bozuk olan yolda yapılan çalışma bölge halkını da memnun etti. Yolumuz
Bu sene yapıldı, yeni yapıldı. Daha önce çamur, garyol gibi yani asfaltımız çok bozuk, kötüydü. Sağ olsun, Allah razı olsun Cengin Başkanımızdan bize bir söz verdi. Kalemoğlu Çelik arasını sıcak asfalt yapacağım dedi. Sözünü durduğu için Cengiz Başkanımıza büyük bir teşekkür denize sunarız. Vallahi daha önce karayoldu zaten. Şimdi tabii ki memnunuz. Çok çok teşekkürler yani büyükşehirimize. Yollar tabii dengesiz şeydi yani. Ne de olsa. Yani biz 20 seneden ben bu yolda her gün gidip geliyorum. Aksaray'a her gün gidip geliyorum. Bu yolda her gün çenedeğim için yani hele bir senedir yani 50 kilometre yol geliyorduk. Bir 10 kilometre yol bizi yıldırıyordu. Yani. Gerçekten onun için çok memnun olduk. Yani gerçekten yani başka yere ulaşılmayan yerlere buraya çek diye bir öncelik tanımaları bile büyük başarı, çok büyük memnuniyet duyuyoruz yani. ETV Spor Servisi tarafından hazırlanan spor haberlerine gelince sevgili seyirciler, Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Spor Toto Süper Lig takımı Akhisar Belediyespor kendi evinde Spor Toto 2. Lig temsilcisi Nazilli Belediyespor'u 5-2 mağlup ederek gruplara kaldı. Karşılaşmanın 7. dakikasında Akhisar Belediyespor Vastin'in golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından hata geçen Akhisar Belediyespor 9. dakikada Soner Aydoğdu ile ikinci golü buldu. Yeşil siyahlı ekip 33. dakikada Hulyo Semi, 44. dakikada Safa Ali Memnun'un golleriyle ilk yarıyı 4-0 önde kapattı. 69. dakikada gelişen Nazilli Belediyespor atağında Mert Çapar'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. Karşılaşmanın ikinci yarısı oyuna giren Halil Zeybek, 71. dakikada takımının ikinci golünü attı. 89. dakikada Soner Aydoğdu'nun ortasını Vasti gole çevirerek skoru 5-2 yaptı. Akhisar Belediyespor bu skorla adını grup etabına yazdırdı. Sevgili seyirciler, voleybol bayanlar birinci ligi takımlarından Manisa Büyükşehir Belediyespor 29 Ekim Cumartesi günü evinde konuk edeceği Vakıfbank maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyespor, ligin 3. haftasında karşılaşacağı Vakıfbank maçı hazırlıklarını Tarık Almış Spor tesislerinde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Zorlu maçta puan kaybı yaşamak istemeyen Yeşil Beyazlar, baş antrenör Süleyman Bozkan'ın oyun planını salonda en iyi şekilde uygulamak için antrenmanlarda özveriyle çalışıyor. Ligin ilk 2 haftasında topladığı 3 puanla 8. sırada yer alan Vakıfbank'la topladığı 2 puanla 9. sırada bulunan Manisa Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasının sonucu merakla bekleniyor. Sevgili seyirciler, Voleybol Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Seramik San'ın takım kaptanı Gamze Ergin, lige renk katacağımızı düşünüyorum dedi. Gamze Ergin yaptığı açıklamada iyi ve yoğun bir hazırlık döneminin ardından Sultanlar Ligi'nin ilk maçında Halkbank'a konuk olduklarını kaydetti. Yeni bir takım olduklarını kaydeden Gamze Ergin sözlerini şöyle sürdürdü. Bir kere öncelikle hani yeni bir takımız. Ben geçen sene de bu takımdaydım. O yüzden hani hedefi direkt tepeden tutmak biraz zor yani. Yeni olduğumuz için lige alışacağız. Hani renk katacağımızı düşünüyorum lige. Yani insanların zevk alacağı maçlar seyrettirmeyi düşünürüz burada kendi salonumuzda. Vestel Venüs Sultanlar Ligi ilk maçında deplasmanda Halkbank karşısında 2-0 mağlubiyetten 2-2 eşitliği yakalayan Seramik San son seti kaybedince ligdeki ilk maçından 1 puanla ayrıldı. Ya zaten dünya sıralamasına baktığında yani en iyi liglerden biriyiz. Yani gelen oyuncuları da görüyoruz. Yani çok yüksek seviyede oyuncular var. Bu bizim için zor yani özellikle hani bazı takımlar gerçekten çok çok yani dünyanın en iyi oyuncularını transfer ediyor. Bizim için zor yani bilmiyorum rakip olarak nasıl olacak göreceğiz yani bizi zorlu bir maraton bekliyor. Manisa temsilcisi ligdeki ikinci maçında 30 Ekim Pazar günü Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda üçüncülüğü elde eden Vakıfbank'ı ağırlayacak.
ETV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bültenimizi sunduk. Geceniz güzel, yarınlarınız umutlu, sağlıklı ve bol bereketli geçsin efendim. Hoşçakalın.